Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Daha önce söylediğim gibi her konu anlatımından sonra kazanım kavrama testini de çözeceğim. İnorganik besinleri anlattım. Şimdi onlarla ilgili soru çözümüne başlıyoruz. Hemen başlayalım. Diyor ki asitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Tatları ekşidir. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Evet, kalem uygulamasında açmayı unutmuşum. Hemen açtım. Tatları ekşidir, ekşidir dedik. Bu doğrudur. pH değerleri 7'nin altındadır. Şimdi bakın. pH metreye düşünelim. pH metre 0'dan 14'e kadardır. 7 de vardır arkadaşlar. 0 ile 7 arası asittir. 7 ile 14 arası bazdır. 7 ise arkadaşlar nötrdür. Şimdi 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik ne yapar? Artar. Bakın, pH düştükçe asitlik artar. 7'den 14'e doğru gittikçe de arkadaşlar bazlık artar. Yani e, pH değerimiz sıfıra yaklaştıkça ne oluyor? Asitlik artıyor bunu unutmayalım. Diyor ki sulu çözeltilerinde OH yani hidroksil iyonu verir. Arkadaşlar asitler sulu çözeltilerde hangi iyonu veriyorlardı? Hidrojen iyonunu bu yanlıştır. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Doğru. Asitler de kırmızıyı maviye çeviriyor. Unutmayın. Şey, bazlar da kırmızıyı maviye çeviriyor arkadaşlar. Unutmayın. Bazlarla birleştiğinde tuzlar oluşturur. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. İkinci soru. Canlılar için suyun önemine ilişkin verilenlerden hangileri doğrudur? Enzimlerin çalışması için uygun ortamı oluşturma bu doğru. Hatırlayın anlatmıştım. Enzimler ortamda %15'in altında su olduğu zaman çalışmıyor arkadaşlar. Mesela biz e, besinleri kurutuyoruz. Mesela kayısı, incir gibi meyveleri kurutuyoruz. Neden kurutuyoruz? Oradaki işte incirdeki, kayısıdaki, üzümdeki yine aynı şekilde su miktarını %15'in altına indiriyoruz. Bir bakteri onun üstüne yerleşse bile arkadaşlar mesela kayısıyı kuruttuk. Kayısının üstünde bakteri var bakteri orada oraya yerleşse bile bakterinin enzimi su miktarı %15'in altında olduğu için çalışmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kuru kayısı kolay kolay bozulmuyor. O yüzden mesela kayısıdır, incir incirdir, üzümdür bunların kurularını ne yapacağız? Kuru ve serin ortamda saklayacağız ki nem oluşturmasın, su miktarı %15'in üstüne çıkmasın, bakteriler işte veya mantarlar arkadaşlar küflendirmesin, küf oluşturmasın diye. Bu yüzden de enzimlerin çalışması için %15'i su oluşturması gerektiğini, su bulunması gerektiğini söyledik. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma. Biz hiç su için enerji vericidir dedik mi demedik. Enerji veren 3 tane molekül vardır. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde hiçbir şey enerji vermez unutmayın. Vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma. Evet arkadaşlar terleme sayesinde yine kanın içerisinde bulunma durumuna göre vücut ısısını dengede tutar. Cevabımız 1 ve 3 olur. Üçüncü soru. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Diyor ki klor mide öz suyunun üretiminde görevlidir. Şimdi arkadaşlar bizim Mide özsüğünde ne var? Hidroklorik asit var. O zaman klor mide özsüğünün üretiminde görev alır mı? Evet. Magnezyum kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. Doğru değil mi? Fosfor kanda oksijenin taşınmasında görev yapar demiş. Arkadaşlar yanlış şıkkımız C şıkkı olur. Neden? Çünkü kanda oksijenin taşınmasını sağlayan molekül hemoglobin. Hemoglobinin yapısında da ne vardır? Hemoglobinin yapısında da Demir vardır arkadaşlar, fosfor yoktur. Fosfor dişlerin ve kemiklerin yapısına katılır. Dolayısıyla C şıkkı yanlış. Sodyum kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. Doğru. Ayrıca sodyum yine sinirlerin e, sinirsel uyarıların iletilmesinde, kas kasılmasında da görevlidir. Kalsiyum kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz diyor ki bazı özellikleri olan mineral hangisidir demiş. Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. Zaten aklımıza direkt ne geliyor? Kalsiyum geliyor. Beşinci soru pH metre verilmiştir diyor. Buna göre 1, 2, 3 numaralı bölgelere ait örnekler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bir nedir? Asittir. Burada biz asit arayacağız. Karbondioksit bir asit. Elma bir asit. Gazoz bir asit ama amonyak asit değil amonyak bazdır. Bu gitti. 2 numara nedir arkadaşlar? Nötr yani 7'ye denk geliyor. Dolayısıyla burada nötr bir şey arayacağız. Bir kere amonyak nedir? Bazdır gitti. Maden suyu nedir arkadaşlar? Maden suyu asittir gitti. Yine amonyak bazdır gitti. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli şıkkı. Brokoli de nedir arkadaşlar? Bazdır. 3 numarada baz olduğu için brokoli de bazdır. Cevabımız denizli şıkkı olur. 6. soru. Depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum asit ve bazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? Sindirim için ortam oluşturmaları, enerji vermeleri, homeostasi etkilemeleri, inorganik olmaları, hücre zarından geçebilmeleri. Şimdi arkadaşlar sindirimle alakası yok asit ve bazları. Şimdi yani sindirme tamam yardımcı oluyorlar ama bunların oluşmasında sindirimle ilgili değildir. O yüzden A gider. Zaten asit bazlar enerji vermez. B gider. E, i̇norganik olmaları ona bakarsanız işte su ve mineraller de inorganiktir. Bununla da ilgisi yok hücre zarından geçebilmeleriyle de ilgisi yok. Ama homeostasi yani vücudumuzdaki iç dengeyi etkiledikleri için eksikliklerinde veya fazlalıklarında işte depresyon, diş çürüğü, egzama, saç dökülmesi gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Yedinci soru. Yukarıda verilen bileşikler organik ve inorganik yapıda olanlar şeklinde sınıflandırılırsa seçeneklerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar unutmayın organik bileşiklerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunacak. O zaman ben bu üçü bulunana organik dersem diğerlerini inorganik diyeceğim. Bakın B karbon, hidrojen, oksijen bir arada organik'tir. D'ye bakıyorum. D yine karbon, hidrojen, oksijen bir arada organik'tir. Diğerlerinde arkadaşlar üçü bir arada olmadığı için inorganiktir. O zaman B ve D organik, A, C, E inorganiktir. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 8. soru. Mineral maddelerin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Yapıcı, onarıcı olarak kullanılma, düzenleyici olarak çalışma, hücresel sonum tepkimelerinde parçalanma demiş. Şimdi bakın yapıcı, onarıcıdır. Evet, vücudumuzda mesela ee, mesela çinko arkadaşlar işte saçımızın oluşumuna katılır, katkı sağlar. Dolayısıyla çinko'nun eksikliğinde saç dökülmesi, kepek oluşması görülebilir. Yine düzenleyici olarak vücudumuzda görev yapar mesela enzimlerin yapısına falan da katılabiliyor arkadaşlar. Bu durum düzenleyici etkisini de gösteriyor. Yine homeostasi iç dengeyi ayarladığı için düzenleyicidir. Ama hücresel solunum tepkimelerinde parçalanmazlar. Hücresel solunum tepkimesinde parçalanması demek ATP üretmek demek. Yani enerji vermek demektir. E mineraller enerji veriyor muydu? Hayır. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Dokuzuncu soru Organik bileşiklerle ilgili özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de geçerlidir? Şimdi ben burada inorganik bileşiklerin özelliklerini arayacağım. Düzenleyici olma. Düzenleyicidirler değil mi inorganik bileşikler? Enerji verme. Bakın inorganik bileşikler enerji vermezler. Yapıya katılma. Evet enzimlerin yapısına katılıyor. Bir sürü işte bileşin yapısına katılıyor. Bu da vardır ama kesinlikle inorganik bileşikler enerji vermez unutmayın. Canlı vücudunda üretilmez dışarıdan hazır alınır unutmayın. Küçük moleküller olduğu için hücre zarından kolaylıkla geçer. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ve yapısında karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunmaz. Bakın karbon hidrojen olabilir. Karbon oksijen olabilir. Hidrojen oksijen olabilir. Ama karbon, hidrojen, oksijen bu üçü bir arada bulunmaz. Unutmayalım. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 denizli şıkkı olur. 10. sorumuz. Diyor ki sağlıklı bir insanın kan pH değerinin değişimi ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? Bakın kan pH değeri 7.2'den 7.6'ya çıkmış, sonrasında tekrardan 7.2'ye düşmüş diyor ki. T1 zaman diliminde diyor, pardon insan kanının normal pH değerinin 7.4 olduğu düşünülürse. Şimdi 7.4 ise normal değerimiz, o zaman şu kısım normal değer üst kısmı 7,6'ya gelen kısmı çok yüksek 7,2 de çok düşüktür arkadaşlar. Bu durumda bakın şöyle grafiği temizleyeyim kaç olduğunu görelim. Diyor ki hangileri yanlış olur? T1 zaman diliminde H artı HCO3 ne yapmış arkadaşlar? Birleşmiş H2CO3 oluşturmuş. Şimdi T1 zaman diliminde ne olmuş? 7,2'den 7,4'e çıkmış. Yani pH artmış. Yani asitlik azalmış. Asitlik azalıyor demek hidrojen iyonu bir yere bağlanıyor demektir. O zaman arkadaşlar buradaki hidrojen buna bağlanmış olabilir mi? Olabilir. Bir doğru. T2 zaman diliminde hücresel solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit pH değerinin yükselmesini sağlamıştır. Şimdi arkadaşlar karbondioksit asittir. Asit. Dolayısıyla asitler ortamdaki miktarı artarsa pH'i yükseltmez. Ne yapar? pH'i düşürür. Ben ne demiştim? Bakın pH metreyi düşündüğümüz zaman 0, 7, 14. Pardon gitti. Heh. 0, 7, 14 dedik. Arkadaşlar 0 ile 7 arası asit değil mi? 7'den 0'a doğru yaklaştıkça ne yapıyordu? Asitlik artıyor. Yani pH düşüyor. Dolayısıyla burada karbondioksit asit olduğuna göre asitliği artırdığına göre pH'i ne yapması lazım? Düşürmesi lazım. 2 yanlıştır. T3 zaman diliminde kandaki hidrojen iyonu artışına bağlı olarak pH dengelenmiştir. Bakın T3 zaman dilimine bakıyorum. T3 zaman diliminde ne olmuş? 7,6'dan 7,4'e düşmüş. Yani asitlik artmış. Yani hidrojen iyonu artmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojen iyonu artışına bağlı olarak pH dengelenmiştir diyor. Doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız Bursa şıkkı yalnız 2 olur. 11. sorumuz İnsan vücudunda yer alan mineral maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Sindirime uğradıktan sonra kana karışır demiş. Arkadaşlar mineraller sindirime uğramazlar. Mineraller zaten küçük moleküllerdir. Sindirime uğramaz. Gitti. Hücresel solunum tepkimeleriyle parçalanabilir. Az önce ne dedim? Hücresel solunumla parçalanabilir demesi ATP üretilir demesi. Yani enerji üretir demesi. Minerallerden enerji sağlıyor muyuz? Hayır. Gitti. Ototrof canlılar tarafından sentezlenir. Bakın, inorganik maddelerin hiçbiri hiçbir canlı tarafından sentezlenemez. Dışarıdan hazır alınır. O yüzden yanlış. Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılır. Bakın B şıkkı ile D şıkkı aynı şey aslında. Sadece birinde düz vermiş, diğerinde böyle kulağı arkadan tutmuş. O şekilde düşünün. Dire diğerinde lafı B şıkkında dolandırmış. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Enzimlerin yapısına katılabilir. Evet arkadaşlar enzimin yapısına katılabilir. Hemoglobinin yapısına yani bazı proteinlerin yapısına katılabilir. Yani yapıya katılabilirler. Ama enerji verici olarak kullanılmazlar. Canlılar tarafından üretilmezler. Sindirime uğramazlar. Unutmayın arkadaşlar. Solunum tepkimelerinde parçalanmazlar. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olur. 12- Minerallerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. Evet arkadaşlar, şimdi enzimi benden size anlatmadım ama enzimin yapısında şimdi bir organik kısım olabilir. Bakın organik kısım, bir de inorganik kısım olabilir yardımcı kısım olarak. Bu arada enzimin bir de protein kısmı vardır. Orası kesin var. Ama ya organik olabilir ya inorganik olabilir. İnorganik kısmına biz ne diyoruz? Kofaktör diyoruz. Kofaktör. Organik kısmına da koenzim diyoruz. Şimdi inorganik madde mineral olduğuna göre kofaktör olarak katılır mı, katılır. Bu doğru. Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Doğru. İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. Evet. Tüm canlılar, tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir demiş metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Bir kere metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Bu doğrudur. Mesela eksikliğinde iç dengemiz bozuluyor mu? Bozuluyor. O zaman metabolizmanın düzenlenmesinde de etkilidir arkadaşlar. Yapım yıkım olaylarına katılabilir. Ama tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşen mineraller değil proteinlerdir. Bunu da unutmayın. Ve protein bir organik maddedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Böylece e, i̇kinci kazanım kavrama testimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. İnorganik bileşiklerin konu anlatımını dinledikten sonra hemen sizde önce kendiniz çözün daha sonra soru çözümünü dinleyin ya da ben çözerken siz de çözün arkadaşlar. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.